Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın ikinci haftasının 6. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Ek çizimlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orta tabanı işleyeceğiz sizinle birlikte. Kitabımızda sayfa numarası 21'in sağ tarafını 22 ve 23'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Orta taban dediğimiz şey bir benzerlik yöntemidir aslında. Benzerliğin bir alt dalı diyebiliriz ama benzerliğe kadar olan kısımda orta tabanla ilgili sorular çok fazla karşımıza çıktığı için ben bunu ek çizimlerde anlatmak zorundayım. Belki benzerliğin içerisinde anlatmış olsaydım bu konu böyle iyice kavranmayabilirdi ama şimdi orta taban konusu içerisinde anlatıyoruz ya arkadaşlar buradaki özelliği ya da ek çizimlerin içerisinde anlatıyoruz ya sen buradaki mantığı anladıktan sonra benzerlikte de çok işine yarayacak. O yüzden burada öğrenmek bence daha mantıklı. Evet, orta taban dediğimiz şey nedir? Bir üçgende işte bir orta nokta aldığı alındığı zaman bir kenardan diğer kenardan da orta nokta alındığında ve şunu birleştirdiğimiz zaman bunlar ne oluyor? Birbirine paralel oluyor. Yani şuraya baktığımız zaman bir de burada temel oran dediğimiz benzerlik var. 1 bölü 2 oran var burada. Buradaki oranda 1 bölü 2 oran oluyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman aslında yine 4 tane özellik var. 1. D orta nokta yani AD ile DB birbirine eşit. 2. A ile EC birbirine eşit. 3. D ile BC birbirine paralel. 4. Bunlardaki oran da 1 bölü 2. Bakın bu 4 özellikten en az ikisi varsa diğerleri de sağlanır diyeceğiz. Sadece bir tanesinde olmuyor arkadaşlar. O durumu da söyleyeceğim. Mesela hocam şuraya bakacak olursak şunlar orta nokta bu da orta nokta. Yani şunlar eşit bunlar da eşit. O zaman eksik parçalar şunlar paraleldir ve burada 1'e 2 oran vardır. Ya da hocam hem paralellik var hem de eşitlik var. O zaman yine nedir? Şunlar birbirine eşittir eksik parçaları tamamlıyorum ve burada 1'e 2 oran vardır. Ya da paralellik varsa ve 1 bölü 2 oran varsa da yine ortada bas sağlanır. Şunlar birbirine eşittir şunlar da birbirine eşittir eksik parçaları tamamlayacaksınız. Peki hocam nerede sağlanmıyor diye söylenecek olursanız sağlanmadığı yer şurada arkadaşlar hem eşitlik olacak hem de 1'e 2 oran olacak. Bunda sağlanmayabilir. Hem eşitlik hem de 1'e 2 oran bu şekilde olabilir arkadaşlar. Ha, hem eşitlik hem 1'e 2 olan yerde de orta tabanda olabilir. Mesela şu çizgi orta taban çizgisi de olabilir. Ama buna ait böyle bir x kenarda oluşturulabiliyor. Bu da her zaman sağlamıyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ama diğer durumlarda işte paralellik 1'e 2 oranda eşitlik ve paralellik işte iki tane eşitlik olduğunda bunlarda ne oluyormuş? Orta taban şartı sağlanıyormuş. Peki hocam, eksik parça tamamlattırdınız. Ek çizim bunun neresinde? İşte şu cümleye dikkat et kardeşim. Eşitlik varsa ya bu videonun belki de çoğu videonun en önemli şeylerinden biridir arkadaşlar bu. Eşitlik varsa orta taban çiz. Eşitliğin mantığı burada arkadaşlar. Bunu unutma. Eşitlik varsa orta tabanı çizeceksin eşitliğin mantığını kullanmak istiyorsan mesela. Mesela nerede bir boşluk bulalım? Şurada bir yukarıda şöyle bir boşluk bulayım arkadaşım. Şurada göstereyim ben sana. Şimdi dikkat et. Şurada bir eşitlik varsa sen ne yapıyordun? Eskiden bilmezken işi hocam şöyle bir kenar ortaya çizeyim. Kardeşim kenar ortaya çizmek sana bir özel durum oluşturdu mu burada? Oluşturmadı. O zaman sil. Hiçbir özel durum oluşturmadı. E ne yapacağız hocam? Eşitlik varsa aklımıza ne gelecek? Orta taban. Bak bunu sakın ama sakın unutma. Eşitliğin mantığı dediğimiz olay budur. Orta tabanda gizlidir. İleride sen şimdi orta taban çizmeyi öğreneceksin ya. İleride benzerlikte de oranı kullanmak dediğimiz benzerlik yöntemiyle ilgili yapılabilecek sorularda da bu çok işimize yarayacak. İşte burada altı yapıya atıyoruz. Çok basit aslında ne yapacaksın? Eşitliğin olduğu yere kalemini koyacaksın. Kalemini koyduktan sonra da bir paralel çizeceksin kardeşim. Eşitliğin olduğu yere kalemini koydun. Paraleli çiz. Hop şöyle. Paraleli çizince ne çıkıyor? Ort taban çıkıyor. Ya yani bunlar eşit. Bunlar paralelse şunlar da eşittir. Burada da 1'e 2 oran vardır diyebilirsin. Yalnız burada 2 tane orta taban çizgisi vardır arkadaşlar. Eşitlik burada ya. Bak şöyle burada ya. Sen şimdi kalemini nereye koydun? Kalemini tam olarak şuraya koydun. Kalemini buraya koyduktan sonra da orta taban çizgi çizeceksin. Ya buraya paralel çizeceksin altta kenara. Bak şimdi dikkat et. A, şuraya ABC diyecek olursak, hatta de yazayım. Şurası ABC üçgeni ise, AC'nin üstünde ya, ya AB'ye paralel çizeceksin, ya da BC'ye paralel çizeceksin. Eşitlik olduğu yere kalemini koyduktan sonra, ya BC'ye paralel çizeceksin, ya da diğer kenara AB'ye paralel çizeceksin. Yani yatayına şu şekilde paralel çizeceksin. Çizdiğin zaman da şununla şu paralel ya, e o zaman bunlar paralelse. Hem paralellik var hem de eşitlik var. O zaman orta taban şunlar da birbirine eşit ve burada da 1'e 2 oran vardır diyeceksin. Peki hocam bu orta tabanda iki tane ihtimal var. Ben bu iki ihtimaller hangisini kullanacağım diye soracak olursanız ki sorularda zaten biz bunu hep kendimize soracağız. Arkadaş mantıklı olan yere doğru çizeceksin. Yani üçgen oluşan yere doğru çizeceksin. Ya yani bir bakıyorsun çok saçma dörtgen mörtgen oluştu bir işine yaramıyor genelde üçgen oluşan yere ya da karışık olan yere doğru çizdiğin zaman sonuca rahat bir şekilde ulaşıyorsun dediğimi de unutma. Evet şimdi sorularla biraz pekiştirelim bunu. Evet soruya baktığımız zaman KL bölü BK artı LC isteniyor bizden. Şimdi şuraya bakacak olursak büyük üçgende hocam şunlar eşit şunlar da eşit verilmiş. O zaman otomatikman şunlar birbirine paralel midir? Evet. Kırmızılar birbirine paralel ve ortadan çıktı. 1'e 2 oran olacak burada. Sonra şurada da bir üçgen var kardeşim. Bu üçgende de eşitlik var. Ve bir de şunun da şu birbirine paralel değil mi bak. Evet hocam çünkü şu kırmızılar paraleldi. Kırmızının belli bir parçası burada. Şununla da şu birbirine paralel. Küçükten başlayayım. O zaman burada ters yatık bir orta taban var. Ters yatık orta tabanda burası K ise burası ne oldu? 2K oldu. E hocam büyük üçgende de bir orta taban vardı. Yani şurası 2K ise burası ne olacaktır? 4K olacaktır burası. Şimdi bakıyorum KL'ye. KL, ye. KL ye uzunluğu K bölü BK artı LC isteniyor. BK artı LC. Arkadaş bunun tamamını biz 4K bulmadık mı? Evet. K'sı buradaysa bu ikisi toplamına da 3K mı kaldı? Aynen öyle. Cevap böylelikle 1 bölü 3 çıktı. Yani örnek 15'i 1 bölü 3 bulduk. Geldik. Örnek 16'ya. Bir katlama sorusu. Katlamada öncelikle ne yapıyorduk arkadaşlar? Hop eski haline geri açıyoruz şekli. Tamam. Eski haline geri açtık. Şu katlanmışı buraya geldi. Şekil biraz dengesiz oldu. İdare et. Şimdi bir de burada paralel doğrular verilmiş. Şu paralel doğru burada. Katlandığında paralel doğru altında kaldı. Şöyle paralel doğruyu da altında da göstereyim ben şimdi. Şimdi katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri açtık ve üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Aklınızda bir köşesinde kalsın. Çünkü şekil karışık şu anda. Soruyu okuyayım bakayım. Bir yüzü kırmızı diğer yüzü yeşil renkli üçgen biçimindeki bir kartona. Şekil 1'deki gibi DK KB. Evet. DK ile KB birbirine eşit olmuş. Olacak biçimde BC kenarına paralel iki tane mavi çizgi çizilmiştir. Evet. Şunlar birbirine eşit olacak şekilde iki tane paralel çizgi çizilmiş. Görüyorsunuz şu ABC üçgenini. Şu BC'ye paralel olacak şekilde iki tane mavi çizgi çizilmiş. Bakın. Üçgen şeklinde karton DE boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi A köşesi BC üzerine gelip şu şekilde A köşesi nereye geldi? Buraya geldi. Bir de DN ile KB birbirine eşit oluyormuş. DN ile KB birbirine eşit oluyormuş. Aa hocam. KB çizgiyken burası da çizgiydi. E, şuraya da bir çizgiyi koyalım. Tamam. E burada şunlar da birbirine eşit olmuş oldu. Çok güzel. Şimdi şu mavi çizgiler birbirine paralel miydi? Evet. Şimdi BC kenarında paralel. Hatta şurası da birbirine paraleldi. Yani şu paralel, şu paralel. Aynı zamanda da bu paralel. Tamam. Hocam şurada ne çıktı? Dikkat dikkat. Burada... Bunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine paralel olduğundan şu üçgende bir orta taban çıktı mı? Çıktı. Tamam bunu düşüneceğiz. E hocam şurada o zaman orta taban çıktı. Çok güzel. Hatta o zaman burası çizgiyse burası da çizgiyi yapıştırır mıyız? Evet. Hatta şu yeşil üçgende de hocam şunlar paralel. Bunlar eşitse burada da bir orta taban çıktı. Şunlar da birbirine eşittir. Hatta şurada da orta taban çıktı. Bunlar eşit. Şunlar paralel olduğundan dolayı. Şunlar paraleldi ya. O zaman şu parçayla da şu parça birbirine eşittir. E, şimdi ne yapacağız? Hocam katlamayı kullanalım. Bak soruyu çözmek için katlamayı da kullanmak zorundayız. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. E o zaman ben buraya k, buraya k dersem. Şurası 2k iken burası da 2k değil mi? Evet. Hocam burası da k, burası da k. Aa ne çıktı? Hocam büyük üçgende de şunlar birbirine paralel ve 2k'ya 2k. Büyük üçgende de bir ortaban çıktı mı? Çıktı. Şimdi ml isteniliyor bizden. ml işin içine kaçacağım. Şuraya bir a dersem. Şuradaki üçgende orta taban çıkmıştı. O zaman burası 2A oldu. Eyvallah. Sonra BA üssü isteniyor benden. BA üssü. Hocam şurada da bir orta taban vardı. Şuraya da B dersem burası 2B mi oldu? Evet. Bir de DE isteniyor benden. DE. Hocam şurada da buradaki üçgende de bir orta taban vardı. Ben buraya bir C dersem eğer. C ise burası da ters bir orta taban sadece. 1'e 2 orandan dolayı burası da 2C oldu mu? Oldu. Şimdi ML ye yerine yazıyorum. 2 çarpı ML. ML uzunluğu. Neredesin burası? A artı B üssü. B üssü 2B artı D uzunluğu. D uzunluğu da 2C bölü B isteniyor bizden. Hmm. Şimdi BC'ye bakacak olursak arkadaşlar. A hocam BC uzunluğu şöyle 2 A artı 2B değil mi? Evet 2 A artı 2B. Tamam yukarısı 2 A artı 2B artı 2C. Ooo süper. Şimdi burası arkadaşlar şöyle bir şey de geldi. Şu büyük üçgende de ne vardı? Ort taban vardı. Bak şunlar birbirine eşit ve şunlar birbirine paralel. Burası 2C iken aslında burası nedir? Aynı zamanda 4C'dir. Hocam 2A artı 2B'yi ne bulduk? 4C bulduk. O zaman yaz yerine kardeşim. Aşağısı 4C mi yaptı? Aynen öyle. Hocam burada da 2A artı 2B var. Bunun yerine de bir 4C yaz. 4C yazdığımız zaman 4C artı 2C kaç yapıyor? 6C yapıyor. E C'ler nanay oldu. E o zaman cevap ne çıktı? 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2 çıktı. Evet hali hazırda orta tabanlarının olduğu sorulardı. Bir ilk çizim yapmamıştık bu sorularda. Bakalım sonraki soruda yapacak mıyız? Bakalım şöyle bir soruya. Ne diyor soruda? Evet şunlar birbirine eşit verilmiş. 5-10 verilmiş. Aa hocam hem eşitlik var hem bir iki oran var. Sadece bunda bir orta tabanlık sağlanmıyordu değil mi? Evet sağlanmıyor. Şimdi soruya baktık. Hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman yani 110 açısını kullanamıyorum. 5'i kullanamıyorum. onu kullanamıyorum. O zaman bir şey çizmeliyim. Ne yapmalı da bir şey çizmeliyim? Hemen hocam şuradan şunu şöyle çizsek nasıl olur diyorsunuz. Ya kardeşim niye bunu çiziyorsun? Bunu çizince başım göğe erdi mi? Ermedi değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Bunu çizince özel bir durum oluştu mu? Oluşmadı da bazen yine siz sallıyorsunuz. Şöyle ya sallıyorsunuz derken hissediyorsunuz ama yanlış şeyler hissediyorsunuz. Hocam ben bunu çizince ya hocam şurası da 90 dereceye benziyor. Aa dik tabanı keş parçaya böldü diyorsunuz. Şunları da ikizkenar kenar diye söylüyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlışın da üstüne gidiyorsunuz böyle. Ya buranın 90 olduğunu sen nereden biliyorsun? Öyle bir şey var mı? 90'a benziyor diye 90'ı yapıştırıyorsun buraya. Yok öyle bir şey kardeşim. Ya bir tarafımızdan kafamızdan bir şey uydurmuyorduk geometride. Sakın. Şimdi o zaman durduk. Şunu çizmek yok. Çizince özel bir durum oluşmadı. Ya da ne bileyim şunu çizince özel bir durum oluşuyor mu? Kenar ortaya çizince. Böyle çizikler yok eskiden çok yapıyordun şimdi artık yapmayacaksın çünkü sen artık konuyu öğrendin ek çizimler diye bir konuyu öğrendin hiçbir kitapta yok bu arada ek çizimler diye bir konu İşte sen bir şey çizmek istiyorsan soruda hani verilen bilgileri kullanamadığın zaman bir şey çizmek lazım o zaman düşünüyorsun yani ek çizimlerle ilgili başlıklar hocam muhteşem üçlü 90 yok ki muhteşem üçlü kullanayım. İşte muhteşem güçlü. X kenarlık. X kenarlık olması için yüksekliği ayrı bir göze bakacaktık. Hani dik tabanı keş parçaya bölmesi açı orta olması. O da yok. Sadece ve sadece eşitlik var. He, sadece ve sadece eşitlik varsa. Eşitlik varsa aklımıza ne gelecek? Orta taban. Eşitliğin olduğu yere kalemini koyacaksın şimdi. İki ihtimalim var. Bak dikkat. Eşitliğin olduğu yere kalemini koydun. Ya buraya paralel çizeceksin ya da buraya paralel çizeceksin. Hani büyük üçgende ya bu. Arkadaşlar nereye çizeceğiz peki? Büyük üçgende olduğu için ya BC'ye paralel çizeceğiz ya da AC'ye paralel çizeceğiz. AC'ye paralel çizince arkadaşlar gördüğünüz üzere öyle üçgen üçgen oluşmadı. Ben ne dedim? Paralel çizdiğinde üçgen olsun ya da karışık olan yere doğru çiz paralel diyorum. Karışık olan yer burası değil mi? Evet. Şuraya doğru çiz. En azından bir üçgen oluşsun kardeşim burada. Değil mi? Çizdik paraleli. E evet, şöyle paralel çizince şu paraleli çizdiğimizde bu ne çizgisi? Orta taban çizgisi. Orta taban çizgisi ise orta tabanlığını bilsin. Hemen şöyle eşitlikleri göster. Bak şuna da dikkat edin. Çok yapılan hata. Hocam orta tabanı çizdim. Şu parçalı şu parça eşit diyorsunuz. Hayır. Büyük üçgende orta taban çizdin sen burada. Bu yanlışları sakın ama sakın yapma. Bu yanlışları nereden biliyorum? Zamanında ben yaptım bu yanlışları da o yüzden. Sen yapma diye çok ısrar ediyorum videoda. Yani dersimizde. Evet şunlar birbirine eşit. Eyvallah. Ama sadece bunlar birbirine eşit mi? Bir de burada 1'e 2 oran olacaktı değil mi? Evet. Yani 10 sa burası da 5 olacak. Aa hocam ne çıktı? X kenar çıktı. X kenar çıktığı için taban açıları birbirine eşittir. Alfa ise alfa. Takıldın kaldın. Takıldığın zaman ne yapıyorsun? Verilen bilgiyi kullanıyorsun. Yani hangi bilgiyi kullanmadıysan ona yoğunlaşıyorsun. Hocam ben 110'u kullanmadım. E 110'a bakacağız. 110 nasıl kullanabiliriz? Bak şunlar birbirine paralel. Aa paralelse yöndeşlikten dolayı burası 110 çıkar. E hocam 180'e tamamlayan açısından dolayı da alfa 70 çıkar. Gördün mü soru nasıl çözülüyor? Ne yapıyorsun? Soruda takıldığım zaman kullanmadığım bilgiye bakıyorum. Kullanmadığım bilgiyle eski bilgiler birleşince çözüm zaten direkt karşına çıkıyor kardeşim. Örnek 17 böylelikle ne çıktı? 70 çıktı arkadaşım. Geldik örnek 18'e. Evet soruya bakıyoruz. Hocam ben şuradan şunu çizeyim. Ya artık öğrendin. Yok böyle bir şey. Hocam Buradan bunu çizeyim. Özel bir durum oluşmadı. Yok öyle bir şey. Ha bak şurası 90 derece olmuş olsaydı yüksekliğe ayrı bir gözle bakardın. Hocam hem dik hem kenar ortay. O zaman buradan ikiz kenarı oluştururdum böyle. A burada yükseklikte olmadığı için bunu söyleyemeyiz. Ya burada verilen hiçbir bilgiyi kullanamıyorum. 10 var, 3 var, 13 var. E bu bilgiler dahilinde bir şey çıkmıyor. O zaman ne yapacağız? Ek çizimleri düşüneceğiz. Ek çizimler dediğimiz şey Muhteşem işliyor. Orta taban ikiz kenar. Hocam 90 yok ki. Muhteşem işliyor. Yoktur büyük ihtimalle. Ondan sonra ikiz kenarlık. İşte yükseklik taban iki eşit parçaya bölmemiş ya da açı ortay değil. Öyle bir şey de yok. Sadece ve sadece eşitlik var. Sadece eşitlik varsa orta taban çizeceğiz. İki ihtimalim var. Kalemini koydum buraya. Ya bu tarafa doğru çizeceksin ki ne oldu? Olmadı. Üçgen oluşmasına dikkat ediyorduk. Bak alfa burada alfaya ait bir üçgen oluşmadı. Ya da diğer kenar yani şu AB kenarına şuna doğru paralel çizeceksin. Tam ona doğru paralel. Onun doğrultusunda olacak arkadaşlar. Şu paraleli çizdim. Bu ne çizgisi arkadaşlar? Ort taban. Yan yatık bir ort taban. Orta taban çizgisi. Ha bu ort taban çizgisi ya. 13 bölü 2, 13 bölü 2 değil. Dikkat. Büyük üçgende ort taban çizgisi. Yani şu parça ile şu parça eşit. E bunun tamamı 16 değil mi? 13, 3 daha 16. E o zaman burası ne olacak? 8. Burası da 8 olacak. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. E hocam bu ort taban çizgisiydi. 10 burası kaç olur? 5 olur. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar. Hemen ikiz kenarlığı kullanalım. Alfa ise burası da alfadır. E hocam sonra iki açı yan yana geldi. Dayanamam diyorsundur sen de. İkisinin toplamı bir dış açı. iki alfa. Tamam. E hocam hala sonuca ulaşamadık. Artık öğrendin. Sonuca ulaşamadıysan kullanmadığın bilgiye bak. Neyi kullanmadın? 52 hocam. E hocam 52 burada. Şunda da şu paralel. Aa yöndeş açı. 2 alfa eşittir 52 ise alfayı da böylelikle 26 olarak hak buluruz. Örnek 18 26 çıktı arkadaşlar. Evet cevabı 26 bulduk. Geldik örnek 19'a. Evet, evet. Şimdi ne var? Artık şunu yapmıyorsundur büyük ihtimalle değil mi? Şuradan şunu çizeyim hocam. Ya da buradan bunu çizeyim hocam. Yok artık değil mi? Evet soruda verilen bilgilere bakıyorum. Kullanamıyorum. E kullanamadıysam o zaman ne yapıyoruz? Ek çizim vardır. Ek çizim deyince muhteşem şu orta taban ikiz kenar sadece eşitlik var. O zaman eşitliğin olduğu yere kalemini koyduk. Bak ileride bak bu cümle çok önemli. İleride bu da eşit olmayacak. 1'e 2 oran olacak. Oranın olduğu yere kalemini koyup benzerlikte acayip zor soruları çok rahat bir şekilde yapacaksın. Hiç merak etme. O yüzden orta bana anlamak aşırı derecede önemli. Şimdi koydun kalemini buraya. İki ihtimalim var. Ya buraya paralel ya buraya paralel. E üçgen oluşan yer burası. Ya da karışık olan yere doğru çizdik. Bak sanki bu mantıklı. Çizdim paraleli. Paralel çizince şunlar birbirine paralel. Ve orta taban çizgisi hocam bu. Orta taban çizgisi ise şu eşit olacak. Yani toplamda 14. 7 7 diye ayrılacak. O zaman 7 burada 7 burada. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Hocam 8 ise burası orta taban çizgisi olduğu için 1'e 2 oranı olacak burada da. Burası da 4 oldu. Ana ne çıktı burada? Hocam şurada 4 4 4. Yani bir eşkenar üçgen çıktı. Hemen eşkenar üçgen bulduysak açıları da yazın tabii ki. 60 60 60. E 25'i kullanayım hocam. 25 ile şu açının toplamı direkt 60 değil mi? Aynen öyle. Yani burası 35 oldu. Takıldık kaldık soruyu okuyoruz. Neyi kullanmadık? Bir tek alfayı kullanmadık. Bak bu sorular senin çözüme gitmiyor mu kardeşim? Hemen sen de böyle bu cümleyi kurduktan sonra alfaya baktın. Daha önce de burada işlem yapmışsın. Beynin otomatikman şuraya gitmedi mi? Hocam yöndeş açı deyip 35 demedin mi? Bak gerçekten de alfa 35 yapıyor yöndeş açıdan dolayı. İşte bu teknikle çözersen hiç sıkıntı yaşamasın. Yok efendim geometri görme işiymiş. Yok şu işiymiş. Yok bu işiymiş. Geç onları kardeşim. Verilen bilgileri adam akıllı bu şekilde kullanacaksın. Olayın mantığını yakalayacaksın. Eşitliği mantığı da orta taban kardeşim. Unutma. Ama her eşitlik gördüğünde de orta taban çizmeyeceksin. Hani verilen bilgileri kullandığında o eşitliğin mantığını kullanamıyorsan eğer sorun çözümünde o zaman ek çizim yöntemlerinden biri de orta tabandır. Genelde de orta taban çizgisiyle sonuca ulaşırsın. Evet geldik örnek 20'ye. Hocam neler verilmiş? A ile E'nin uzunluğu birbirinden küçük verilmiş. Tamam. Hem eşitlik var hem de şurası K burası 2K. Orta taban hocam değil. Bak bu sefer yine orta tabanlık yok. Hem eşitlik hem 1'e 2 oran olduğunda orta taban sağlanmıyordu. Zaten orta taban olsaydı bunlar da eşit olurdu değil mi? E bunlar eşit değil ki. Zaten burada AE EB demiş. Yani şu bundan küçük demiş. Orada da bir espri var büyük ihtimalle. Peki buradaki K 2K verilmiş bize. Bunu da yazdık zaten. ED ve ACD buradaki oran verilmiş. Bir de şuradaki açı verilmiş. Ben şuraya bir alfa dersem alfa demeyeyim, x diyeyim isterseniz. ABC açısına x dersem ACB açısı bak 2x artı 10 oldu. Yani şurası 2x artı 10 oldu. Tamam. Ne yapacağız? Ya bu verilen bilgilerde bir şey yapamıyoruz. Hocam şuradan şuraya çizeceğiz. Yok öyle bir şey. Artık öğrendim buradan buraya çizeceğiz. Özel bir durum oluşmadı. Yok. Şimdi verilen bilgiler dahilinde hiçbir şey yapamıyorum. 1'e 2'yi falan da kullanamıyorum. O zaman ne çizim. Eşitlik varsa mu muhteşem şu diyecektim. 90 var mı kardeşim? 90 yok. Muhteşem şu olmaz. E sadece ve sadece eşitlik varsa orta taban. Eşitliğin olduğu yere kalemini koydun. Şuraya kalemini koydun. Hop ya buraya paralel ya buraya paralel. Hocam üçgen oluşturmak çok önemliydi. Karışık olan yere doğru çizmek çok önemliydi. Çizdim buradan paraleli. Evet paraleli çizdik. Şu paralel çizince ortamandan dolayı 2K ise burası K oldu. Hatta şu parça da şu parça birbirine eşit oldu. Bak büyüklük küçüklük hikayesini de burada da kullanmış olduk. Peki hocam şunlar paralel ya. A 2x artı 10 verilmiş. Boş boşuna verilmedi. Ben bunu kullanmak zorundayım. A bu arada 2x artı 10 x ve 110 büyük üçgen var burada. Büyük üçgendeki 2x artı 10 x ve 110'u toplayalım. Toplamda yazayım hatta. 2x artı 10 artı x artı 110 eşittir 180 derece. 3x şu x'in toplamı 120. 180'den 120 çıktı. 60 x'i de 20 bulduk. x yerine 20 yazdım. x yerine 20 yazınca burası 40. Burası da 50 mi oldu? Aynen öyle. E hocam bizden ne istiyor? ne? Alfa. Şimdi ne yapacağız? Şu 50 ya. Hocam şunlar birbirine paralel. Yöndeş açı çıktı burada. Yani burası da 50. A 50 ile 20 yan yana oldu. Dayanamam. İki iç açı bir dış açı hemen 70 yaptı burası. Hocam burası 70 ise Hocam burası 70 ise o zaman bunlar da ne yapıyor? Bunlar da ne yapıyor o zaman? Ya burada tabii. Bunlar da ne yapıyor? Şu 50'yi fazla mı buldum diyecektim ama fazla bulmadım. Çünkü bu 50'de alfa'yı bulmak için lazım bana. Burası 70 ise şuradaki x dolayı burası da 70. 70 70 140'tan buraya da 40 kaldı. Hocam alfa 40 ve 50'nin toplamı da hop bir doğru aç olduğundan alfa 40 ve 50'nin toplamı 9, 180 yapacağından dolayı alfayı da böylelikle ne buluruz? 90 derece olarak buluruz. Örnek 20 90 çıktı geldik örnek 21'e. Bak 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 soruya bak. Evet çok zor bir soruyla karşı karşıyayız. Niye zor bir soru? Öncelikle onu söyleyeyim. Arkadaşım ben eski neslin zor sorusunu yeni nesle çevirdim. Ö Aynen ÖSYN'in yaptığı bu. O yüzden siz bunlara alışmak zorundasınız artık. Burada hatta böyle şekli çizdikten sonra sorunun çözümünde eski nesil sorusunu da yazıp onun da çözümünü ben sana yapacağım. O anlamda hiçbir şüphe olmasın aklında. Yani hem eski nesil zor sorusunu çözeceğim sana hem de bu sorunun zor sorusunu çözeceğim. Ama senden şunu istiyorum dostum. Ne yap biliyor musun? Burada bir cümle yazmışım ben. Yani yeni nesil bir soruya çevirmişim ya bunu. Yani mavi üçgeni sarı üçgenin üstüne koy demişim. Ve burada böyle garip garip şeylerden bahsetmişim. O garip şeyleri oradaki basamakları okuyarak buradaki mavi üçgeni gel sarı üçgenin üstüne koy. Koyduktan sonra da videoyu başlat. Bakalım gerçekten doğru mu koydun? Yanlış mı koydun? Çünkü bunlara artık sen alışmalısın. O yüzden bunu yaptırıyorum. Sorun devamında çözme. Sarı üçgenin üstüne mavi üçgeni koyduktan sonra sadece doğru mu yanlış mı diye bak. Sonra da şu sorunun çözümünü benden izle tamam mı? Hadi bakalım ben başlıyorum. Sen durdur. Çöz. Çöz derken çiz. Çizdikten sonra da bana gel. Evet ben şimdi çözüme başlayayım. Bakayım ne diyor. Renkleri hariç eş olan arkadaşlar ÖSYM e eş olan yapıları çok sorar demiştik. İşte ben de daha öncesinden yazdığım sorular eş yapı bu. Bak 20, 90, 70 renkler hariç eş. Renkler hariç eş demek ne demek? Hocam bunun kenarı çizgi, çift çizgi. Bu S ise bu da aynı şekilde. Çizgi, çift çizgi ise. Şimdi bunu bunun üstüne koyacağım ya. Buranın da çizgi, buranın da çift çizgi, çift çizgi, buranın da S olduğunu kullanacağım. Kenarların eşitliği benim için önemli. Yani burada buradaki yazılan her bir cümle bizim için aşırı derecede önemli. Neyse. Renkler hariç eş olan üçgen biçimdeki karton şekildeki gibidir. Mavi kartonun A köşesi DF'nin orta noktasına. Arkadaş DF'nin orta noktasına koydun. Tam buraya sen geliyorsun A'yı koyuyorsun. A'yı koyduktan sonra da işte üçgeni çizmeye çalışıyor. Ama bak cümleye dikkat et. Nereye koyduk? DF'nin orta noktasına. Yani burası çift çizgi çift çizgi olacak. O zaman burası iki tane çift çizgi olacak. Buradaki çift çizgiyi sileyim ben. Tamam mı? Tam böyle orta noktaya koyduk. Bunu göstereceğiz. Ondan sonra da diyor ki B köşesi de EF'nin üzerine gelecek, EF'nin üzerine gelecek. Yani şuraya gelirse, o zaman dik üçgenimiz böyle olabilir, bir sürü ihtimal var. Sonra dik üçgenimiz şu şekilde olabilir arkadaşlar, şöyle olabilir, değil mi? Ondan sonra buradaki nokta şurada olup şöyle bir üçgen olabilir. Başka, şunu sildim, şöyle yukarı doğru bir üçgen olabilir. Doğru mu? Doğru. Başka bir ihtimal var mı? Hocam bir de tam böyle aşağıda olup şöyle bir dik üçgen olabilir. Bu olamaz. Bu da 20 90 70'lik bir üçgen ya. Burası 20 olursa 2 iç açın toplam bir dış açı 20 yapamıyor arkadaşlar. Bu ihtimal olmuyor zaten. Şimdi devam edelim. 4 tane ihtimal var. Bu 4 ihtimalden hangisi? Acaba sen hangisini çizdin? Bakalım. Şimdi üzerine konuluyor. Soru daha bitmedi. Son durumda ABE büyük 90 oluyor. Ha, ben B'yi buraya koyarsam ABE'ye bakıyorum. Vallahi daraç oldu arkadaşlar. Burada değil. O zaman tam olarak şurada olacak herhalde. B noktası burada olursa A, B, E geniş açı oldu mu? Oldu. Eyvallah ve iki üçgenin kesiminde oluşan bölge üçgen olduğuna göre diyor. Bak şimdi senin AB burasıysa dik üçgenin böyle de olabilir. Dik üçgenin şu şekilde de olabilir. Bu şekilde olamaz. Bu üçgenle bu üçgenin kesimi bir üçgenmiş diyor bize. O zaman bu da iptal oldu. Yani bizim üçgenimiz aynen şu şekilde arkadaşım şöyle ve şöyle olacak. Tamam sen bunu çizebildin mi? Çizebildiysen yoruma yazar mısın lütfen? Yorumlarda da destek bekliyoruz kardeşim. Beğeni bekliyoruz ki sonrasında biz de güzel işler yapabilirim değil mi? Yoruma yaz. Hocam çizdim. Hocam çizemedim diye. Kimlerin çizip kimlerin çizemediğini göreyim. Yanlış yapmak da çok önemli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ya ben yapamadım hocam. Yanlış yaptım hocam. Hayır. Yanlış yapa yapa doğruya gideceksin. Dayak yiye, yiye. kavga etmeyi öğreniyor insanlar ya. Sen de yanlış yapa yapa yanlış yapmak da çok güzel bir şey Şahsen ben her yanlış yaptığım için burada bütün sizin yapabileceğiniz yanlışları söylüyorum her yanlışı yaptığım için burada sana güzel bir şekilde konu anlatımı yapıyorum yanlış yapmak da çok büyük güzel bir şey aslında Neyse dik üçgenimizi çizdik Yalnız Bunlar eş yapılar eş yapılarda neydi arkadaşlar açıların eşitliğini koymak 20 90 70 çok önemliydi Ondan sonra kenarların eşitliğini koymak çok önemliydi çizgiyeseydi Çizgiye burası da S olacak arkadaşlar. Şimdi dur. Şimdi dur. Ben şimdi buradan sonrasında araya bir mola vereyim. Bu molada da şunu söyleyeyim sana. Bak şimdi dostum. Burada ben bu soruyu nereden çevirdim? Şimdi soru biraz bir tık zor bir soru ya. Nereden çevirdiğimi de göstereyim sana. Şöyle bir üçgen. A, B, C üçgeninde. Eski nesil sorusunu soruyorum arkadaşlar. Şuraya kadar çizdiğim şu parçayla şu parça birbirine eşit olsun. Burası 20 derece olsun. Burası 90 derece olsun. Ve şuradaki alfa istensin. Ve şunlar da birbirine eşit olsun. Evet bu soruyu ben çevirdim. Yani zor soru diyebiliriz. Niye zor soru biliyor musun? Aslında bu soru da çok zor bir soru da değil. Bu soruyu zor yapan şey ne biliyor musun? Soruya baktın. Hocam alakası yerde eşitlik var. Aa ek çizim çizmem lazım. Ek çizim çizmem lazım dediğin için şu an orta tabandayız diye hemen iyi, orta taban gelmez. Normalde olsa ne gelir? A hocam 90 derece var. 90'ın karşısında da eşitlik var. Hemen aklına muhteşem üçlü gelir. Doğal olarak. Ve o zaman çizersin muhteşem üçlüyü. Çizdin muhteşem üçlüyü. Çizdiğin zaman da eşit. Eşit eşitse buraya eşitliği koydun. A, bir işine yaradı mı? Yaramadı maalesef. Bak her zaman bu ek çizimlerde bir işimize yaramayabiliyormuş. Çünkü hala da alakasızlık devam ediyor mu? Ediyor arkadaşım. E o zaman ne yapacağız burada hocam? Burada o zaman senin bu muhteşem üçünün işe yarayan sil. E hocam burada 90 ve eşitliği düşününce ek çizim muhteşem üçlü işime yaramadı. Sadece ve sadece eşitliği düşüneyim diyebilirsin o zaman. Eşitliğin mantığı orta taban kalemini eşitliğin olduğu yere koydun. Ya buraya çizeceksin ya aşağıya çizeceksin. Aşağıya çizmek hani üçgen oluşturmak daha önemliydi. Aşağıya çizmek önemli değil. Üçgen oluşturmak daha önemliydi. Çizdin. Şunlar ne demek? Birbirine paralel demek. Hocam burası K iken burası 2K. E şunlar da eşit verilmişti. Burası da 2K. E hocam şunlar paralel ya. 90'sa bak burası da 90. E burası da 90. A şu üçgen ne oldu? 30 60 90 üçgeni oldu burada. Yani 90'ın karşısı 2K kısa. Hangi açının karşısı K'dır? 30'un. Şurası 30 oldu o zaman. Şurayı 30 derece bulduk. E burası da 60 oldu. 20 90'sa burası da 70 oldu. Doğru açıdan dolayı 70-60 daha 130. Alfaya da kaç derece kaldı? 50 derece kaldı diyebiliriz. Yani alfayı böylelikle 50 derece buluruz. İşte eskiden bu soru böyleydi. Şu şekildeydi. Şu parça şu parça eşit. Bu açıyı soruyordum. Şimdi ne yaptım? Eş iki tane yapı verdim. Bak şu parça şu parça eşit. Şu soruya benzemiyor mu? Evet. Şimdi sen de bu soruda ne yapardın? Muhteşem şu çizerdin. Hocam çizdim. Muhteşem şundan dolayı eşitliği koydun. Ama hala alakasızlık devam ediyor. O zaman silmeyi de bileceksin. E ne var? Eşitliğin mantığını kullanayım. Eşitliğin mantığı nasıl kullanılır? Kalemi buraya koydun. Ort tabanı çizdin. E ort tabanı çizdikten sonra da hocam burası K iken burası 2K dedin. E bununla bu birbirine eşit. Burası da 2K. Evet yönleşikten 90 ise 90. Burası da 90. E hocam şurada bir ne çıktı? 30-60-90 üçgeni. O zaman şurası 90'ın karşısı 2K ise 30'un karşısı K'dır. Burası da 60 yapar. Ama dikkat et. Şu üçgenin açıları da 20 90 70'te eş yapı. Eş yapılarda kenarların eşitliği çok önemli. Bak burada kenarların eşitliğini kullandık. Açıların eşitliği de önemli. Burası 70 derece değil miydi? Evet. Buradaki açı 70 derece olduğundan buraya da 10 derece kaldı. E hocam sonrası 10, 90 sa burası kaç yaptı? 80 yaptı. Bizden ne isteniliyor? Bu bölgenin bak ne diyordu? İki üçgenin kesiminde oluşan bölge üçgen olduğuna göre. Şu üçgenle sarı üçgenle mavi üçgenin kesimi. işte burası değil mi arkadaşlar üçgen? Evet. Buradaki üçgendeki ne isteniyor? Hatta şöyle göstereyim sana. Bakın şu üçgendeki en büyük açı isteniyor. Bu bölgenin en büyük açısı isteniyor. Evet. Şu üçgendeki en büyük açı kaç? Bakıyorum. 30 burası. 80 burası. 70 burası. En büyük açıda ne yapıyor o zaman? 70 yapıyor. Pardon. 80 yapıyor. E o zaman cevabımız da kaç olacaktır arkadaşım? 80 olacaktır. Evet. Böylelikle örnek 21'i örnek 21'i ne bulduk arkadaşlar? 80 bulduk. Ve güzel bir soruydu. Zor bir soruydu. Ama bu zamana kadar hep alıştık. Kolay soruları önümüze yeni nesil soru olarak çıkarıyorlardı. Ya zor sorunun yeni nesil çıkarsa? Valla biz Kenan Kara ailesi olarak diyelim. Kenan Kara sınıfı olarak diyelim. Ya da Kenan Komutan'ın askerleri olarak diyelim sizlere. Her şeye hazırlıklı olmalıyız arkadaşlar. O her şeye hazırlıklı olmalıyız kısmını da genelde en sona bırakıyorum farkındaysan. Bunlarla da biraz haşır neşir ol kardeşim. Evet geldik örnek 22'ye. Şimdi dur. Şimdi dur. Arkadaşlar sadece orta taban değil son iki soru. Senden ricam şu. Senden ricam şu. Ne yap biliyor musun? Şu örnek gibi. Örnek 23'ü sen çözer misin? Önceden sen ek çizimleri öğrenmemişsen eğer. Ama sadece bak şeyi düşünme. Bak sadece ve sadece orta tabanı düşünme. Eski ek çizimleri de düşün tamam mı? Hani ilk bir spoiler da vereyim. İlk düşüneceğin ek çizim hangisiydi? Neye ayrı bir gözle bakıyordum? Spoiler'ı çok net bir şekilde verdim. Önceden sen ek çizimleri öğrenmemiş olsaydın bu soru ve bu soruyu imkanı yok yapamazdın. Kitaplarda boş kalan sorulardı. Ama Kenan komutanın askerleri için artık bunlar çok kolay sorular. Bak en zor soruları da kolay bir şekilde yapacaksın. Bak yapamayan arkadaşlar moral bozmak yok. Dik üçgenin sonuna kadar devam. Ama çoğunluğunuz büyük ihtimalle bunu yapacaksınız ya. Buna inanıyorum. Yoruma yaz yoruma yaz hocam yaptım 22 ve 23'ü yaptım. Eyvallah deyip şöyle bir yazın tamam mı? Hadi bakalım ben çözüme başlayayım. Şimdi şöyle bir şey verilmiş. 7 verilmiş 17 verilmiş. Bunlar da birbirine eşit verilmiş. Aa hocam eşitlik varsa ortada bak. Var. Hayır. Ek çizimlerde düşüneceğin. Hani bu verilen bilgilerde hiçbir şey yapamıyorsun. Ek çizimlerde düşüneceğin ilk ek çizim neydi? İkiz kenarlık. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk değil mi? Bak burada yükseklik var. Aa Yükseklik aynı zamanda açı ortay. Aklına ne geldi? Yapamayan arkadaşlar en azından bundan sonrasını siz yapın. Tamam Bir daha bir videoyu durdur. Sonrasını devam et. Hem yükseklik hem açı ortay. Aklıma x kenar geldi. E hocam yüksekliğin kollarında böyle şey x kenar oluşturuyorduk. O zaman bunun devamını getiririm. X kenar oldu hocam. Şu ve şu. Hatta eksik parçaları tamamla. Şunlar da kenar ortay mıdır? Evet. E hocam 7 ise burası 7'dir. Tamamı 17 idi. Burası da 10 mu oldu o zaman? Evet. E sonra ne yapacağız? Sonrasında artık sen işi öğrendin. Hangileri, hangi bilgileri kullanmadıysan onlara bak. Beynin otomatikman çözer. O beyin var ya o beyin. Senin o beynin var ya senin o beynin. Çözüyor. Yani çözecek. Çünkü işi öğrendin sen. Hocam şunu kullanmadım ben. Buradaki eşitliği kullanmadım. X deniliyor. İşte bunlara bakınca aydınlanma yaşayacaksın. Aa diyeceksin. Bir de bulduğum bilgi de burada 10 var yani. A diyeceksin. Şuradaki üçgende yan yatık bir orta taban var hocam diyeceksin. Bak beynin ne kadar gelişmiş fark ettin mi? Eskiden olsa bu soruya imkan yok gerçekten. sonra kitaplarda yapılamayan sorulardı. Hocam yan yatık bir orta taban çıktı. Bak bunlar eşit bunlar eşit olduğundan dolayı. Yalnız bak şu x kenarlıkta şu eşitleri de yazmasaydık buradaki tabanı da fark edemeyebilirdik. Bak göremeyebilirdik demiyorum. Beynim fark edemeyebilirdi diyorum. Bak dikkat. Şunlar eşit. E, bunlar da eşit. Yan yatık bir taban. Yani şunlar birbirine paralel. Olsa direkt burası kaç yapar? 5 yapar. Örnek 22. 5 yaptı. Geldik örnek 23'e. Şimdi soruda dikkatli bir şekilde okuyorsun. B ile C birbirine eşit verilmiş. Çok karışık. Hocam şunlar birbirine eşit. Ya 90 var eşitlik var. Muhteşem üçlü. Burası da eşit mi acaba? Değil kardeşim. 90'dan kenar ortay çizilmemiş ki. Yani 90'dan kenar ortay. Hani şunlar birbirine eşit olsaydı. Bak şu ve şu eşit olmuş olsaydı burası eşit olurdu. Evet. Ama şu eşitlik böyle dik üçgenin hipotenüsün dışarına taşmış. Muhteşem şükürle alakası yok. E ne var burada? Soruya bakıyoruz şöyle bir. Gerildik. Soruya bakıyoruz. Neye ayrı gözle bakıyorduk? Hocam yüksekliğe. Bak yükseklik. Yükseklik aynı zamanda açı ortay. Aklına ne geldi? Soruyu hala daha yapamayanlar. Bundan sonrasında yine durdursun soruyu çözsün lütfen. Hocam yüksekliğin kollarında ikiz kenar. Aklıma ikiz kenar geldi. Aklına gelen başına gelsin kardeşim. Hop şöyle ikiz kenar. Yüksekliğin kollarında. Hemen ikiz kenara tamamlıyorum o zaman. Şöyle tamamladım. E sonra ne olacak? Hocam bu ikiz kenar ya 17 ise burası da 17 olacak. 9'u buradaysa buraya ne kaldı? 8 kaldı. E sonra bu ikizkenar kenar üçgen ama dikkat et. Çizilen yükseklik açı ortay aynı zamanda da kenar ortaydı. Eksik parçaları tamamla. Sonra neyi kullanmadıysan ona bakacaksın. Neyi kullanmadın? Hocam buradaki eşitliği kullanmadım. X isteniyor diyor benden A8 o beynin o mükemmel beynin olayı çözdü mü? Yan yatık bir orta taban yine burada var mı? Var hocam. Nerede? Bak şuradaki üçgende bir orta taban var. Şunlar birbirine paralel olmak zorunda. Çünkü niye? Bunlar eşit. Bunlar eşit olduğundan orta sağlandı. 8 ise burası da ne olacak? 4 olacak. Yani x'i böylelikle 4 olarak bulduk. Ve büyük bir gelişme gösterdin arkadaşım. Bu iki soruyu çözerek ya da bu iki soruyu anlayarak diyelim. Ek çizimlerinde mantığını bence iyi bir şekilde anladın. Ya yani bu şekilde böylelikle bitirdik mi arkadaşlar? Büyüttüm kendim ama büyüttüm evet. Bitirmişiz arkadaşlar. Böylelikle bu haftayında bitirdik. Yani o zaman ne diyoruz? Üçüncü hafta. Valla ellerim kaşınıyor böyle, beynim de kaşınıyor. Ya ağzım her yerim kaşınıyor çünkü en önemli yerlerden birine geleceğiz arkadaşlar. Dik üçgene geleceğiz. O zaman üçüncü haftada dik üçgende görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.